Damar tıkanıklığı kalp krizine en önemli etkenlerin başında diyebilir miyiz? Evet. Gelen sorular bu yönde, evet. Doğru mudur diye damar soralım. Damar tıkanıklığı özellikle ani geliştiği durumda ölümcül sonuçlara yol açabilen kalp krizine yol açıyor tabii ki. Bunun yanında yürürken göğüs ağrısı gibi yaşamını kısıtlayıcı bir takım sorunlara yol açıyor. Bu kalp krizi kadar olmasa da kişilerin yaşamını elbette ki etkiliyor. Ama en korktuğumuz sonucu damar tıkanıklıklarının kalp krizi. Bu arada damar tıkanıklığı kavramını biraz açmakta fayda var. Çok seviniriz. Damar tıkanıklığı dediğimizde atar damarların tıkanıklığı kastediliyor her şeyden önce. Ve damar tıkanıklığı dediğimiz olgu bir böbrek damarında da söz konusu olabilir. Evet. Bacaklarımızı besleyen ana damarlarda da olabilir. Kalbimizi besleyen damarlarda da olabilir. Dahası beynimize giden damarlarda da olabilir. Her bir organın damar tıkanıklığının sonuçları da haliyle farklı olur. Şayet bacak damarları ile ilgili bir problemimiz varsa, burada ayaklarda gangrene kadar gidebilen, başlangıç itibariyle yürürken oluşan kısa süreli ağrılar şeklinde başlayan problemlerle karşılaşıyoruz. Beyin damarı için konuşacak olursak, halk evet. arasında şah damarı dediğimiz damarlardaki tıkanıklık veya daralmalarda ise felce kadar giden olumsuz sonuçları görebiliyoruz. Bunların her bir organın damar tıkanıklığına yönelik tedavisi de kendine özgü. Bunların çoğunluğu temel olarak transkateter dediğimiz anjiyografi temelli bir takım stent ve balon gibi cihazları kullanarak bu damarların açılması şeklinde. Genel tedavisi bu. Elbette ki bunların yeterli olmadığı durumlarda ameliyat da söz konusu olabiliyor. Ama belki ilerleyen dakikalarda söz konusu olur, bahsederiz. Yıllar geçtikçe bundan 20 sene öncesiyle kıyaslarsak damar tıkanıklarının tedavisinde stent ve balon odaklı tedavilerin rolü oldukça arttı. Dolayısıyla cerrahi tedaviye, bypass dediğimiz cerrahi tedaviye olan ihtiyaç da bundan 20 yıl öncesine nazaran değerlendirirsek oldukça düşüş gösterdi, oldukça azaldı. Daha az başvurduğumuz bir tedavi metodu oldu. Büyük kısmını, %90'a yakın kısmını biz ister kalp damarları olsun, ister beynimize giden şah damarlarla ilgili problem olsun, isterse de vücudun diğer damarlarındaki problemler artık anjiyografi temelli bir yaklaşımla çözüm bulabiliyor.